Bugün Nihat Sami Banarlı'nın Türkçenin Sırları isimli kitabında yer alan Stalin ve Dil başlıklı makalesini ele almak istiyoruz. Makalenin konusu Rus diktatör Stalin ile yapılan Marksizm ve dil konulu bir mülakattır. Makalede verilen bilgiye göre mülakat küçük bir kitap haline getirilmiş, çeşitli Avrupa dillerinde yayınlanmıştır. Daha sonra bu mülakat Adil Onural tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Banarlı makalesinde mülakat vesilesiyle mütercim Adil Onural'ın Osmanlı ve Osmanlıca hakkında dile getirdiği bazı düşüncelerle Stalin'in Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da takip ettiği politikayla ilgili olarak sarf ettiği bazı sözler üzerinde durur. Stalin'in sözleri Osmanlı'nın Balkan kavimlerinin dillerini yok etmeye çalıştığı yönündeki ifadeleridir. Adil Onural'ın düşünceleri ise Türkçe'ye Osmanlı Türkçesinden önce de sonra da kelimeler girmiştir sözleriyle Osmanlı sömürücü sınıfının Türk halkının öz diline karşı Arapça ve Farsçayı adeta hususi maksatlarla kullandıkları şeklindeki düşünceleridir. Sovyetler döneminde Rusça için hazırlanan bir araştırmanın olumsuz sonucu Rusça için kullanılmayıp Türkçe için uygulanması kararı alınır. Makalede bu hadise hakkında da bilgi verilmektedir. Banarlı Mütercim Adil Onural'ın Türkçeye Osmanlı Türkçesinden evvel de sonra da başka dillerden kelimeler girdiği hakkındaki sözlerinin doğru olduğunu çünkü ortak medeniyet kuran milletlerin dillerine ortaklarının dillerinden her devirde hem de yığınla kelime girdiğini ve yeryüzünde bunun bir istisnasının da bulunmadığını belirtir. Adil Onural'ın Osmanlı sömürücü sınıfının Türk halkının öz diline karşı Arapça ve Farsçayı adeta hususi maksatlarla kullandıkları şeklindeki sözlerinin yanlış olduğunu belirtir ve bu sözlerle ilgili olarak eleştirilerini dile getirir. Banarlı'ya göre Arapça ve Farsça kelimelerle bu dillere ait bazı kaideler Türkçeye ve Türk halkının diline Osmanlı devleti kurulmadan önceki asırlarda girmiştir. Osmanlıca ifadesinin de yanlışlığına dikkat çeken Banarlı bu konuda da şunları söyler. Mütercim'in çok hatalı olarak Osmanlıca dediği dil yalnız Osmanlı Devleti dahilinde değil, Osmanlılara hiçbir zaman tabi olmamış, diğer Türk ülkelerinde de aynı kelime ve kaidelerle öteden beri kullanılmıştır. Nevai'nin, Babür Şah'ın, Şah İsmail Safevi'nin, eserlerinin çoğunu Bağdat'ın fethinden önce yazan Fuzuli'nin ve Osmanlı şairi Baki'nin şiir ve nesirlerinde kelimeler ve kaideler bakımından ayrılık yoktur. Osmanlı devrinin dil konusunda kendinden önceki devirlere nispetle daha milliyetçi ve daha Türkçeci olduğunu belirten Banarlı, bunda Osmanlı hükümdarlarının Türkçeyi teşvik etmeleri ve Osmanlı devletinin ana vatanında halkın ekseriyetinin Türk oluşunun etkili olduğunu açıklar. Osmanlıca tabiri hakkında da açıklamalarda bulunan Banarlı, esasen Osmanlıca tabiri ancak Osmanlı devri Türkçesi veya Osmanlı Türkçesi adının bir kısaltması olduğu zaman biraz doğru sayılabilir. Bunun dışında Osmanlıca diye Türkçeden ayrı bir dil düşünmek tamamıyla yanlıştır. Sözleriyle çok tartışılan bu konuya açıklık getirir. Banarlı mütercim Onural'ın sözlerini eleştirmeye şöyle devam eder. Bütün milletlerin krallıklar ve imparatorluklarla idare edildiği bir devirde başka devletlere nispetle çok adil bir idare kurmuş olan Osmanlı Devleti'ni o devirde Marksist bir idare kurmadığı için suçlamak da yanlıştır. Banarlı daha sonra Stalin'in röportajdaki Türk asimilasyoncular asırlar boyunca Balkan halklarının dillerini sakatlamaya, yıkmaya, yok etmeye çalıştılar sözleri üzerinde durur. Osmanlı'nın Balkanlarda takip ettiği siyaset hakkında bilgi verir. Stalin'in sözlerini kasıtlı ve cahilce bulan Banarlı bu sözlerin tamamıyla yalan olduğunu ifade eder. Osmanlı'nın asırlarca Balkan topraklarını bugünkü Anadolu gibi öz vatanı yapmış olduğunu, burada büyük şehirler kurduğunu, burada hakim bir millet olarak nüfus ve kuvvetinin artmış olduğunu, bu sebeple Balkan kavimlerinin bu hakim milletin dilini öğrenmesinin çok tabi bir durum olduğunu söyler. Ona göre bu kavimlerin dilleriyle Türkçenin karşılıklı kelime alışverişi yapmasında tabii bir durumdur. Padanlıya göre Balkanlardaki Türk hakimiyeti Balkanlarda hiçbir kavmin dilini yok etme siyaseti gütmemiştir. Aksine bu kavimlere büyük bir dil ve din hürriyeti vermiştir. Bunun en kuvvetli delili olarak da Türk milletinin Balkanlardan çekilmek durumunda kaldığında Türklerle birlikte bu topraklarda yaşayan her kavmin dilleri, dinleri, mezhepleri, adetleri, gelenekleri, milli musikileri, oyunlar ve kıyafetleriyle el değmemiş milletler olarak meydana çıkmış olmalarını gösterir. Banarlı bu hususla ilgili olarak açıklamalarına Türkler Balkanlardaki büyük hakimiyet devrinde Stalin'in yalan söylediği gibi bir baskı siyaseti güçselerdi Bugün Balkanlarda Türk ve Müslüman olmayan bir ahali bulmak mucize olurdu. Milletimizin asırlarca büyük bir kuvvet ve medeniyetle hakim bulunduğu bu topraklardan çekildiği zaman tarihe bu kadar güzel bir manzara hediye etmesi bütün dünya tarihinde benzeri görülmemiş medeni bir üstünlüktür sözleriyle devam eder. Banarlı Rusların esaret altına aldıkları kavimler ve Asya Türklerine uyguladıkları şiddetli baskıya da dikkat çeker. Bu konuda buna karşılık şu son yarım asırdan beri Rusların esaretleri altında bulunan kavimlere, bu arada Rusların olmadan önce kendi vatanları olan topraklarda yaşayan Asya Türklerine karşı görülmemiş derecede şiddetli ve sistemli dil baskısı yaptıkları herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Hatta aynı Rus politikası, aynı baskıyı tamamıyla müstakil bir Türk devleti olan Türkiye'de bile uygulamaya çalışmış ve çok büyük üzüntüyle söylemek gerekirse bunda bile elinden geldiği kadar başarılı olmuştur sözleriyle değerlendirir. Bu konuyla ilgili olarak burada şöyle bir hadiseden bahseder. Sovyet Rusya'nın kurulduğu yıllarda zamanın en büyük ilimler akademisi olmasına çalışılan Şura Cumhuriyetleri İlimler Akademisi'ne bir görev verilir. Buna göre akademi Rusçayı öz Rusça yapmak için ne yapmak gerektiğini araştıracak ve neticeyi bir rapor halinde Rus hükümetine verecektir. Bu rapor çok ciddi araştırmalardan sonra ciddi bir şekilde hazırlanır. Raporda kısaca şu netice ortaya konur. Rusçayı öz Rusça yapmak mümkündür. Ancak bunun için Rusçada kullanılan kelimelerin %75'ini terk etmek ve yerlerine yeni kelimeler bulmak gerekir. Bu rapor Rusça için hemen hasır altı edilir. Fakat aynı rapor Moskova'nın dış siyasetine müthiş bir ışık tutar. Madem ki bir dili öz dil yapmaya çalışmak o dilde bu derece yaşayan kelime kaybettiriyor, şu halde bu sistemi mesela Türkiye Türkçesine uygulayalım denilir. Banarlı bu durumu Stalin'in dilciliği Rusça için değil fakat Türkiye için hakiki bir felaket olmuştur. Türkiye'de yapılan dil hareketi Marksist görüşle düşünülebilir bir Burjuva sınıfı ve Burjuva hükümeti hareketi değil, daha çok bazı fırsatlardan faydalanmayı bilmiş ve beşinci kol faaliyetine imkan vermiş bir harekettir sözleriyle değerlendirir. Bugünkü konumuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.